Ah Celal Bey ah, ah güzel insan. Ne çok hakkı yenilen insanın savunmasını yaptı mahkemelerde. Celal Ülgen diyor ki Cumhurbaşkanı'na dahi dava açma hakkınız var. Var tabii de. O da biliyor. Devam var cümlenin. Şimdi gelin beraber düşünelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dava ettiniz. Bu krizi yönetemedi. İşte pandemiyle mücadele edilemedi diye. Sonra ne olur? Sonra ne oluru konuşmak lazım hazır konuşulmuşu var aslında. Türk Tabipler Birliği'nin başına gelenler. Türk Tabipleri Birliği düşman ilan edildi, hain terörist denildi. Hem AKP MHP tarafından hedef tahtasına oturtuldu ama onlar doktoruz biz sadece diyorlar. Hipokrat yemin ettiklerini hatırlatıyorlar. Ve Türkiye'de sağlıkçıların, doktorların en büyük ve en eski çatı örgütüdür Türk Tabipleri Birliği süreç şeffaf yürümedi diyorlar. Ve onların o inadı, o kırılmaz inadı olmasaydı, bilimsellikten, bilimsellikten onlar da uzaklaşmış olsaydı bugün pek çok veriye ulaşamayacaktık belki de saklanmaya devam edilecekti kamuoyundan. Ama takipçisi oldular. İnsan canı bizim için çok önemlidir dedikleri için. Türk Tabipleri Birliği sürecin şeffaf yönetilmediğini söylüyor koronavirüsle mücadelede ve şimdi bir noktaya da parmak basıyor. Aşı, aşıyla ilgili şeffaflık çok önemli diyor. Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf olmaya çağırıyor. Hocam. Türkiye'de 11 Aralık'ta beklenen Çin aşısının gelişi yılbaşına kalınca Türkiye dünyadaki aşılama yarışının gerisinde kaldı. Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra uygulanacak etkinlik ve güvenlik onayı da bazı esnemelere tabi tutulabilecek. Resmi gazetede 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik acil kullanım onayına düzenleme getiriyor. Eklenen maddeyle etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanmadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar acil kullanım onayı verilmesine hükmediliyor. Ancak doktorlar yarışa yetişebilmek için yeniden düzenlenen acil kullanım onayının önemli kriterlerin göz ardı edilmesine sebep olabileceğinden dolayı endişeli. Türk Tabipler Birliği bu amaçla yayınladığı acil tutum belgesinde aşılamada acil kullanım onayının amacı dışına çıkarılmasının doğurabileceği tehlikelere dikkat çekti. Hangi verilerin yeterli bulunarak acil kullanım onayı uygulanacağının belirsiz olduğu bu açıklama yeterli düzeyde güvenli ve etkili olma açısından toplumda aşı olma konusunda bir endişe yaratabilir. Aşı tereddütüne yol açabilecek düzenlemelerden ve uygulamalardan kaçınılmalı, şeffaflık ön planda olmalı, etik ilkeler doğrultusunda adil koşullarda herkese ücretsiz şekilde aşı uygulanmalıdır. Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Profesör Doktor Ali İhsan Ökten bir aşının salgınlarda uygulanabilmesi için gereken koşulları hatırlattı. Aşının faz 1 Faz 2 ve faz 3 çalışmalarının bilimsel sonuçları açıklanmış olmalıdır. Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen bu raporlarda aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmış olması ve kamuoyuna açıklanmış olması gereklidir. Ökten ayrıca Acil Tutum Belgesinde yer alan çağrıyı da yineledi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu incelemelerinde şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Karar süreci öncesinde Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tüm bilgi ve veriler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Hani ayın 14'ünde aşı için kolları sıvayacaktık diye soruyor Kemal Bey. O da her akşam bizi izler. Sıvayamadık kolları. Birkaç gönüllü, kamuoyunun tanıdığı birkaç isim, faz çalışmasına katılanlar, onlar kolları sıvadı. Biz bakıyoruz uzaktan. Hakikaten bilmiyorum. E nasıl ulaşılabilir bu aşıya? Kim ister bu tehlike devam etsin her an hastalansın bilimsel olarak kanıtlanmış güvenilir ve geçerli olduğu söylenen bir aşı eğer ulaşabilirsek yaptıracağız ömrümüz yeterse. Etrafımızda o kadar çok acı haber alır olduk ki gerçekten bunaltıyor bu günler bunaltıyor bitsin istiyor insan. O yüzden söylentilere kulak asmamakta fayda var bilime her zaman güveneceğiz ee, şöyle bir bakayım tweetlerinize. Ha, Raip Branson'u hatırlatmış bir izleyicimiz. Diyor ki onda da önce efelendik sonra bir baktık bir gün uçağa koymuşuz Branson'u göndermişiz Amerika'ya. Sizce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ne kadar direnirler? Siyasette dün dündür bugün bugündür yarın başka bir şey söyleyebilirler mi? Mümkün. Bekleyip görelim. Cumhurbaşkanı dava açanın başına her iş gelir Türkiye'de demiş bir başka izleyicimiz. Bu bülteni hiç sevmiyorum. Çok fazla doğrular söyleniyor." demiş bir başka izleyicimiz. E doğru söyleyeni pek sevmezler. Ne yapalım? Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. 10. köyden. Sağ olun. Siz de eşlik ediyorsunuz. Suç ortaklığı yapıyorsunuz bana. Doğruları hep birlikte haykırıyoruz. Sağ olun efendim. Suç değil elbette. Düşünce ifade etmek, içinde şiddet barındırmayan her düşünce ifade edilmeli ve o ifade özgürlüğüne de saygı gösterilmeli. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'ni o yüzden çok önemsiyorum. Bilimsel verilerle konuşuyorlar, itiraz ediyorlar, sahandalar. Virüsle mücadele eden onlar, niye onlara kulak vermeyeceğiz? Bakın Türk Tabipleri Birliği'nin genel sekreteri diyor ki, dün akşam izleyenler olmuştur hatırlayacaksınız. Ee, Ankara Haber Müdürümüz Umut Yer tutan Sağlık Bakanlığı'nın çok önemli bir yetkilisinden aldığım bilgiye göre Türkiye'de henüz mutasyona uğramış virüs yokmuş. Sağlık Bakanlığı böyle söylüyor demişti. Bu bilgiyi bizimle paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Türkiye'de virüs mutasyona uğramadı diyor ama Türk tabipleri Birliği Genel Sekreteri aynı fikirde değil. Mutant virüs Türkiye'de de var diyor Genel Sekreter Profesör Doktor Vedat Bulut. Ayrıca diyor ki. Virüsün mutasyona uğraması bu PCR test sonuçlarını da etkileyebilir. Biliyorsunuz kandan bakıyorlar. Bir bağışıklık kazanmış mıyız? Antikor geliştirmiş mi vücut? Bunları öğrendik artık. Adına PCR testi diyorlar. E virüs mutasyona uğradıysa bu PCR testini de etkileyebilir diyor doktorlar.